müsemmen nazım şekli. Edebiyat terimi olarak 8 mısralı bentlerden oluşan bir nazım biçimidir. Bir müsemmenin ilk bendinin son ya da son iki mısrası diğer bentlerin sonunda aynen tekrar ediyorsa buna ne diyoruz? Mütekerrir müsemmen tekrarlanmıyorsa müzdeviç müsemmen adını alır. Kafiye düzeni şöyledir. Mütekerrir olan da ya her bendin sonunda son iki mısra ya da son bir mısra aynen tekrar eder. Müzdeviç olanlarda ya son mısralar kafiyelidir <laughs> ya da son iki mısralar az kullanılmış bir nazım biçimidir. Bunun örneği bu iki bent 16. yüzyıl şairlerinde Nevi'nin 5 bentlik bir mütekerrir müsemmeninin yani tekrar eden ilk ve son bentleridir. Vezni mef'ulü mefa'ilü mefa'ilü fe'ülündür. Kafiye düzeni bakın dikkat ettiyseniz son iki mısralar aynen tekrar etmiş. <laughs> Bu aşkı mecazun gamı hicralına lanet. Bu mecazi aşkın ayrılık gamına. 1. Dünyada vü, ukbadaki hüsranına lanet. Dünya ve ahiretteki hüsranına. 2. 3. Erbabı gamun nalişü efkanına lanet. Aşıkların feryat ve inleyişine lanet. Dilberlerinin veda vade-i ihsanına lanet. Güzellerinin bir gün sana aşkımı bağışlayacağım diye verdikleri söze bir lanet de ona. Yok yerlere ittikleri peymanına lanet. Bunun için boş yere ettikleri yemine. Ol ta ifenün gerçek yalanına lanet, onların verdiği sözün gerçeğine de yalanına da lanet, bu sanatı icat edenin canına lanet, bu mecazi aşkı icat edenin canına, ecdaduna ve aslu erkanına lanet, adet ve usulüne lanet olsun. Bu birinci ee, bent. Burada bir açıklama var. Mecazi aşk, tasavvufi aşk anlayışına göre insana karşı duyulan aşırı sevgidir. Dikkat ettiyseniz adam burada bir aşka lanet ediyor. Değil mi? Çevresine bir daha bakalım. Bu mecazi aşkın ayrılık, mecazi aşkın. Ayrılık gamına, dünya ve ayetteki hüsranına, aşıkların feryat ve inleyişine, güzellerinin bir gün sana aşkımı bağış, bağışlayacağım diye verdikleri söze. Bunun için boş yere ettikleri yemine, onların verdiği sözün gerçeğine de yalanına da lanet olsun. Bu mecazi aşkı icat edenin canına, soyuna, sopuna, adet ve usulüne lanet olsun. Yüz hayf bizim çektiğimiz e, rencu anaya, çektiğimiz eziyetlere, sıkıntılara yazıklar olsun. Hep sahi beli ittiğimiz gitti hebaya, hem de yüzlerce o güzel çabalarımız boşa gitti. Neviden irişsün bu nasihat zürafaya, bu öğüt neviden zarif kibar kişilerin kulağına. Erişsin dil vermeyenler her sane mi mahlikaya, her ay yüzlü güzele gönür vermesinler. Dil vermeyenler e, tuş olmayan tuş olmayalar gaflet ile tilgi belaya kendilerini yanılıp da bela kılıcının yani aşkın önüne atmasınlar. Amin diyeler hazır olanlar bu duaya. Burada hazır bulunanlar bu duaya amin desinler. Bu sanatı icat edenin canına lanet. Lanet olsun bu mecazi aşkı ee, icat edene ecdadına ve aslı etkanına lanet olsun diye. Şimdi bir de müsemmenin farklı bir şekli olan tesmin. Bir edebiyat terimi olarak bir gazelin her beytinin önüne aynı vezin ve mısraları ilk mısraları ile kafiyeli altı mısra 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu ekleyendir. Bu orijinal olanlardır. Unutmayınız. Terim olarak biliniz. Kafiye düzeni şöyledir. Son iki mısralar. Ee, bakın şu parantez içindekiler orijinalleridir. Son mısralar da kafiye bakımından benzerdir, aynıdır. Çok az kullanılmış bir nazım biçimidir. Tesmin, müsemmen ee, ve... Tesmini de bitirdik arkadaşlar. Bir başka Nazım biçiminde görüşmek dileğiyle.